Merhabalar, Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Excel eğitim serisi videolarımıza başlıyoruz. Sıfırdan ileri düzey şeklinde ilerlediğimiz bir eğitim serisi olacak. Kısa kısa, akılda kalıcı bir şekilde sıfırdan ileri düzeye kadar ilerleyeceğiz. İlk videomuz hızlı erişim araç çubuğu. Hızlı erişim araç çubuğu nedir? Hızlı erişim araç çubuğu en çok kullandığımız komutları daha hızlı ulaşabilmemizi sağlayan araç çubuğudur. Sol üstte yer alır. Burada default olarak kaydet, geri al ve yenileme tuşları karşımıza gelmiş. Bunların dışında eklemek istediğimiz komutlar veya bunları kaldırmak istersek görüyorsunuz sağda aşağı doğru bakan bir ok var. Buna tıklıyorum. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir yazıyor. Örneğin ben yani yeni bir çalışma kitabı çok açıyorsam yeni tuşuna basmam yeterli. Burada eklendi. Bunların dışında başka komutlar eklemek veya bu komutları kaldırmak istersem tekrar üzerine basmam. İlk etapta kaldırmayı göstereyim buradakileri. Yeniyi bastım, kaldırdım. Başka komutlara bakmak istiyorsam diğer komutlar sekmesinden hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir yazıyor. Popüler komutlar çıkar ilk başta karşınıza. Buradan örneğin kenarlıklar komutunu çok kullanıyorum diyelim. Kenarlıklar komutunun üzerine bir kere tıklıyorum. Ekle diyorum. Tamam bastığımda kenarlıklar komutum eklendi. Kenarlıklar komutunu kaldırmak istersen bu sefer artık sağa geçen yani benim kullandığım kısma geçen komutu üzerine tıklıyorum. Kaldır diyorum. Tamam bastığımda görüyorsunuz kenarlıklar komutu kalktı. Peki hızlı erişim araç çubuğuyla diğer komutlardan başka neler yapabiliriz? Çok komut ekleyin. Şöyle varsayalım çünkü çok komut ekliyoruz. Hücre ekle. İşte hücreleri sil. Tamam bastık. Görüyorsunuz çok uzadı komutlar. Bu böyle bayağı bir gidiyor. Burada en çok kullandıklarımızı da sıralamak istiyoruz. Örneğin ben diyorum ki hücreleri sil çok kullanıyorum. Yukarıya basıyorum ve en başa atadım. Kaydet de bunların içinde en az kullandığım da kaydet olsun. Bunu da aşağı tuşa basıp en aşağıya yani araç çubuğunda en sağ kaydırabiliyorum. Tekrar tamam basıyorum. Şimdi gördüğünüz kaydet en sağda. Hücreleri sil komutum en sola geçti. Diğer komutlardan şunu da göstermek istiyorum. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir diye bir kısım var. Şimdi burada tüm belgeler için varsayılan yani default olarak tüm belgeler için kaydeder bunları. Bu ne demek? Bir kullandığınız bilgisayardaki herhangi bir çalışma kitabınız yani bu Excel'deki açılan bu sayfaların hepsinde bu araç çubuğunu görürsünüz. Şunu diyebilirsiniz. Ben bir kitabın üzerinde, bir çalışma kitabının üzerinde şayet bunu yapmak istiyorsam üzerine bir kere tıklayıp kitap 1 için deyip tamam basmanız yeterlidir. Artık bu araç çubuğum sadece ve sadece kitap 1 için oldu. Bunu da şöyle tüm belgeler için varsayılan diye ben tamam basıyorum. Hızlı erişim araç çubuğunda bir de şöyle bir özellik var. Eğer gerçekten çok kullanıyorsak hızlı erişim araç çubuğunu ve şu kısmı şu gördüğünüz kısmı çok kullanmıyorsak hızlı erişim araç çubuğunu aşağıya atabiliriz. Şeridin altında göster diyorum ve şöyle bir yer kapladı. Şimdi burada biraz alan fazla kapladığı için çok tavsiye edilmez. Ama dediğim gibi şerit görüntüleme dediğimiz şu şeridi görmek bizim için çok önemli değilse hızlı erişim araç çubuğuyla işlerimizi hallediyorsak şeridin altında gösterdi diyebiliriz. İkinci video şerit görüntüleme seçenekleriyle devam edeceğiz. Hepinize iyi seyirler.